Fahrettin Altun son dönemlerde bütün muhalefetin hedef tahtasında. Özellikle İstanbul'la ilgili ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu ticareti yapılsın, vergi alınsın sözlerinden sonra Fahrettin Altun'un bir tweet'i oldu. Dedi ki CHP'nin uyuşturucu ticareti, organ kaçakçılığı ve kara para aklama suçları ile mücadeleden vazgeçilmesi yönündeki önerisini kabul etmiyoruz. Bu öneriyi anlamakta zorlanıyor. Bu önerinin TBMM çatısı altında gündeme getirilmesini yadırgıyoruz dedi. Dedi ve kendisine CHP'li bir isimden tepki geldi. Nedir o tepki? Ona da bakalım. Bingöl, Tekin Bingöl Ankara Milletvekili CHP'nin sanırım. Sorması ayıp siz kimsiniz dedi. Sarayın propaganda bakanı mı, iletişim başkanı mı? Devletin atanmış bürokratları ne zamandır meclise ve siyasete ayar veriyor? Alınan çifte maaşlar, kaçak pergolalar yetmedi ki ana muhalefeti karalama kampanyası telaşı başlamış. Özetle ayıptır sorması siz kimsiniz diye soruyor. Şimdi Fahrettin Altun'un cevabına bakalım lütfen. Geliyor mu Yusuf? Gelinceye kadar ben okuyayım. Fahrettin Altun cevaben diyor ki ben Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında görevliyim. Ve bu ülkede ve ülke dışında Türkiye'yi karalayan herkese karşı hem Türk kamuoyunu hem dünya kamuoyunu doğrudan yana bilgilendirmekle görevliyim, görevimi yapıyorum. Bu tür kaçak bilmem şu bu çifte maaş söylemlerine de 1000 defa cevap verdik. Bizi bunlarla sindiremezsiniz diyor. Buradan ne anlıyoruz abicim? Şunu anlıyoruz. Doğruları demin dedik ya, yalan yalan yalan, her şey yalan üzerine kurulmuş. Sosyal medyada bir yalan uyduruyorlar. Uğraşıyorsun, başa çıkamıyorsun. Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı bu yalanlarla mücadele etmek ve kamuoyunu doğru şekilde bilgilendirmek için kurulmuş bir birim. Bununla ilgili kamuoyuna sürekli bilgi veriyorlar. Ama görüldüğü üzere son günlerde, son aylarda bu doğru haberler İletişim Başkanlığı aracılığıyla kamuoyuna yansımasın diye Fahrettin Altun'u hedef tahtasına oturtmuşlar. Sen de biliyorsun ki hedef Fahrettin Altun değil. Devamını sana bırakıyorum abi. Şimdi bu adamların kafası hala eski sistemde kalmış. Yeni Cumhurbaşkanlığı sisteminde İletişim Başkanlığı bütün iletişim faaliyetlerini iletişim başkanının ifade ettiği gibi yurt dışında ve yurt içinde koordine ediyor. Ve bunun aracı olarak sunuyor. Şimdi yani Cumhurbaşkanı'nın yaptığı işlerle ilgili açıklamayı iletişim başkanı yapmayacak da kim yapacak? Muhtarlık mı yapacak? Neresi yapacak yani? Şimdi bunun başındaki kişi bu açıklamaları iletiyor. Bu durumlarla alakalı beyan veriyor. İfade ediyor. Kalkıyor oradan ameliyat ediyor ki sen ne yapıyorsun? Niye açıklama yapıyorsun? Sen işte atanmışsın, şudur budur. Bakanlar da atanmış şimdi. Bakanlar kalkıp konuşmasın alanıyla alakalı. Asıl dert şu sevgili Sadık. Diyor ki biz yalanlarla kamuoyunu aptal yerine koymaya çalışırken sen doğru bilgiyi kamuoyuna yansıtma. Yansıtırsan ben seni böyle hedef tahtasına oturturum. Nasıl oturturum? Canan Kaftancıoğlu'nun talimatıyla senin evine adam gönderirim. Cep telefonuyla namussuzca senin evinin görüntüsünü alırım. Yalan yere derim ki Fahrettin Altun'un evi sahilde bir villa, bir yalı, bir konak. Ben seni böyle böyle çift maaş, 5 maaş, 10 maaş hepsi alıyorsun yalan. Diye. Onlarla ilgili defalarca konuştuk. Hiçbirini ben seni böyle yıpratırım. Bak, burada mesele şu. Mesele Fahrettin Altun değil. Fahrettin Altun gittikten sonra Sadık Albayrak da oraya gelse işi doğru şekilde İşi doğru şekilde vatandaşa aktardığı için o da hedef tahtasına oturacak. Burada yalanlarına engel olan kişilerle uğraşıyorlar. Amaç bu. Dünya basını takip edenler bilir abi. Herhangi bir haber çıktığında, mesela Yunanistan bir ara bir açıklama yapmıştı gece saatlerinde. 40 dakika geçmedi. Hemen dünya basını Fahrettin Altun'un açıklamasına girdi. İletişim Başkanlığı'ndan açıklama diye tak cevap. Eskiden bunlara bir hafta sürerdi cevap verilmesi. Bak, anında cevap veriliyor. Yurt içinde, yurt dışında. Diğer taraftan eğer
Fahrettin Bey alanı dışında bir şeyle ilgili açıklama yapıyorsa, konuşuyorsa eleştirin. Yani kalkıp da iletişim dışında bu yanlış beyanların, yanlış algıların düzeltilmesi dışında mesela başka bir açıklaması var mı? Mesela şunu söylüyor mu? Yani gidip de işte askerlerimiz şu tarafa geçsin. Ya da hayır partiler kanunu değilsin şöyle olsun. Ne söylüyor? Yani söylediği, yazdığı, ifade ettiği şeyler Cumhurbaşkanlığı'nın iletişiminin dışında bir alana giriyor mu? Hayır. Ne yapıyorsunuz hemen? Belden aşağı başlıyorsunuz saldırmaya. E siz özür diliyorum evleri gözetliyordunuz. Çıktı rezil oldunuz. Ha bir dakika dahası var onun. Canan Kaftancıoğlu'nun geçtiğimiz hafta Fahrettin Altun kaçak yapı yapıyordu. Ben onu denetlettim diyordu ya. Kaçak yapıyla sonuna kadar mücadele edeceğim dedi diyordu. Mahkemede ne dedi? Hayır. Mahkemede zaten karakolda söyler mahkemede şaşar o ayrı da. Geçen hafta kendi binası kaçak çıktı iyi mi? İstanbul İl Başkanlığı. Ha. Bak hep söylüyorduk ya CHP'liler bir şey söylüyorsa bil ki kendilerinde var. İstanbul İl Başkanlığı binasına kaçak eklemeler ve tadilatlar yapmak isterken suçüstü yakalandı. E hani sen kaçakçılıkla mücadele ediyordun? Sonra da diyorsun ki pergole mergole. Ya ortada bir şey de yok. Ha, olsa diyeceğim ki ya, evet ya adam hata yapmış yani. Ya, her şeyini o zaman incelemiştik biliyorsunuz. Yok. Dönüyorsunuz siz izin almadan Sarıyer'de yanlış hatırlamıyorsam il başkanlıkları kaçak üniteler yapıyorsunuz. İl şehircilik yakalayınca da rezil rüsva alıyorsunuz. Başlıyorsunuz yine sağa sola saldırmaya. Bir de şimdi, uslup çok özür diliyorum. Yani şöyle bir ahlaksız uslupları da var. Çok seviyesizler. Çok bakın, görmemek lazım. Onlara karşı Cumhurbaşkanı azıcık sesini çıkarsa vay efendim bize böyle dedin. Kendilerine bakın uslup olarak inanılmaz derecede seviyesiz aşağılık bir uslupları var. Ya iftiracılığın da bir seviyesi olur. Bir uslup olur yani bir şey söylüyorsun. Bir adamlık olsun yani orada da. Abi çift katmanlı rafine edilmiş bir okur yorumu. Süzme damıtılmış, çok kullanmaya elverişli, az kullanılmış, rakı ile şarj edilen kontrollü insanlardan bu tür yorumlar beklemek normaldir diyor CHP'liler için, CHP'li yöneticiler için. Hepsi için de değil tabii ki. Bu tür skandal açıklamalara ve rezil yorumlara sebep olan CHP'liler için. Yayını bitiriyoruz. Abi Salim Can Polat'tı herhalde bir şey sormuş. Sivil bir kişi terörü desteklediğinde yardım ve yataklıktan hukuk önüne çıkarken siyasi parti liderleri yaptığında neden hukuk işlemiyor? Aslında işliyor. Zaten dokunulmazlıktan içinde, dolayı ama mümkün mertebe işletmeye çalışıyor. CHP'lilere bu ülkede uyuşturucu satmakta, terörist desteklemekte, dış dünyayı ülkeye müdahale etmeye çağırmakla da, darbe yapmakla da her konuda CHP'lilere serbest. Onlar çünkü Atatürk'ün partisinin devamı olduklarına inandıkları için ki bir bağlantıları falan çok kalmadı. CHP Atatürk'ün partisi şeyinden, kimliğinden çoktan çıktı. Bize bazı şeyler suç olmamalı. Çünkü biz üstün ırkız bu ülkede diyorlar. Ondan dolayı istediklerini söylüyorlar. Ekran başındakiler şunu söylemiş. Oh bu hafta da doğruyu söylediniz diye Süleyman Soylu'nun sözüyle. Oh bu ülkede paralar artık millete gidiyor abi, diyorlar. Işte, oh Fahrettin böyle Altun doğruları millete anlatıyor diye her yorumda oh çekiyorlar. Çok böyle ilgili arkadaşlar var. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.